İstanbul'a, Kahramanmaraş'a hemşehrilerimizin zahirelik ve doğal ürünler pazarından ihtiyacı olan her şeyi karşıladığı Malatya Doğal Ürünler Pazarı'ndayız. İsmimizin Malatya Doğal Ürünler olduğu da bakmayın, Kahramanmaraş işletmesi. Ve işletmecimiz sevgili Rahime Vişne Çevre hanımefendi, değerli bir iş kadınımız Kahramanmaraşlı. Rahime Hanım, hayırlı işleriniz olsun. Ramazan-ı Şerif'in öncesinde ziyaretinize geldik. Hepinize. Bir hayırlı şey diyelim dedik. Evet. Biliyoruz çünkü Kahramanmaraş hemşehrilerimiz. Evet. Zahirelik ihtiyacını buna karşılıyor. Evet, özellikle tüm İslam aleminin inşallah Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Bilindik bir şey vardır. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle hep zam, hep zam. Biz bu sene inşallah bütün Ramazan-ı Şerif boyunca hurma çeşitlerimizde karar aldık. Kesinlikle özellikle bir hurmada kar marjı olmadan bütün müşterilerimize vereceğiz. Rahim Hanım, hemşerimiz bir Ramazan-ı Şerif'in hayrıyla birlikte, bereketiyle birlikte sofralarımızı bereketlenmesi için bir hurmada kar olmayacağını ama diğer hurmaları da yine sofralarımızda yer alması için kesinlikle onlarda da düşük bir kar marjıyla vereceğiz nasip olursa. Ama bunun burada bir şey dikkatimi çekti Rahim Hanım. Bu nedir? Brezilya cevizi, Amazon cevizi olaraktan da biliniyor. Malumunuz son dönemlerin favori cevizi. Kahvaltıda günde 3 adet yemeniz yeterlidir. Selenyum deposudur. Özellikle tiroid hormonları için. Aç karnına. Kahvaltı biliyorsunuz altın değerindedir. Hani atalarımızın şöyle bir sözü vardır. Sabah kahvaltısını tek başına, öğle yemeğini dostunla, akşam yemeğini de düşmanına ikram et. Bu çok önemli bir şey. Kahvaltıda hurma, selenyum deposu olan Brezilya cevizi kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Aynen. Sevgili takipçilerimiz, Rahime Hanım aynı zamanda fitoterapist hanımefendi. Rahime Hanım burada sadece hurmaydı, Brezilya ceviziydi, bunları satmıyor. Bir aktarlı olması gereken, bir baharatçılı olması gereken ne varsa hepsi var Malatya Doğal Ürünler Pazarı'nda. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Beykoz'da Kavacık'ta, Kavacık semtinde, Okul Caddesi üzerinde Hasan Yavuz Camii'nin karşısındayız. 15 numarada. Birçok çeşit ürünlerle, baharat, bakliyat, özellikle zahirelik, cilt bakım yağları, zahirelik, A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şey bizde. Malatya Doğal Ürünler Pazarı'nda var ve Malatya Doğal Ürünler Pazarı sosyal medyada yayında yapıyor, aynı zamanda söyleyelim. Hem Facebook'ta Malatya Doğal Ürünler Pazarı, Instagram'da Malatya Altıve PZR ve YouTube'da önümüzdeki günlerde yayına başlayacaklar. Burada yapmış olduğu yapılan çekimleri. Çünkü Rahime Hanım günlük en az bir veya birkaç video çekiyor. Buradaki her ürünle ilgili bilgilendirme yapıyor. Mesela özellikle bitki demlerken demlediğimiz zaman kök olan bitkilerin işte 10 dakika kısık ateşte kaynatıldığını, tane tohum olanların 1 dakika çiçeklerin de demleme yapılması gerektiğini, özellikle biz buna çok vurgu yapıyoruz. Tabii burada günlük atıyorum 100-150 kişiye hitap ediyorsak bundan sonra YouTube'da inşallah birçok müşterimize, birçok insanla tanışacağız. Bekliyoruz hepinizi. Teşekkür ederim efendim. Ben yine tekrar bir bahsedeyim. Sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da ve çok yakında da YouTube'da Malatya Doğal Ürünler Pazarı'ndan karşınızda olacağız. Malatya Doğal Ürünler Pazarı diye yazdığınızda zaten Rahime Hanım direkt karşısında çıkıyor. Videolarını izleyebilirsiniz diyoruz. Ramazan-ı Şerif'in hemen arifesinde 3 gün sonrasında Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'le ilgili mutfağımızda, soframızda olmasını arzu ettiğimiz tüm ürünler içinde sizleri alışveriş yapmaya Kavaca, Okul Caddesi üzerinde Malatya Doğal Ürünler Pazarı'na davet ediyoruz.